Evet, Veryansın TV'den, Pankuş'tan bir kez daha merhabalar. Amiral Cem Gürdeniz'le beraberiz. Hepiniz tabii sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Biz de tabii amiralimizle konuşuyoruz, diyoruz ki yani 15 güne bir olmasın, haftada bir olmasın. En azından ayda bir, 20 güne bir olsun. Çünkü konuları biriktirelim, öyle anlatalım. Şimdi de tabii Kıbrıs'ı konuşacağız. Çok önemli. Tabii iki gün önce, dün Cem amiralimiz çok güzel bir Kıbrıs yazdı Veryansın TV'de ve gerçekten bize dönüşleri inanılmaz oldu ve bu yazı aslında çok önemli. Niye önemli? Çünkü bugün yine Fuat Oktay, yani Cumhurbaşkanı yardımcısı dahi bugün açıklama yaparken sanki yine federasyona dönük bir yine atılımlar olacakmış gibi, yine Kıbrıs'ı tanımak için bir adım atılmayacakmış gibi, yine müzakere masasını gösterir gibi açıklamalar geliyor. Zaten Akıncı'nın durumu malum. Onu da defalarca konuştuk. Hem amiralimizde konuştuk hem birçok programda konuştuk. Ama malum bu durumları konuşmak lazım. Kıbrıs elden gidecek. Bu tehlikenin altını çiziyoruz. Ve bu programı bu yüzden yapıyoruz. Öncelikle tabii herkese selamlar diliyoruz ve komutanım, amiralim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Amirim, hemen ben daha programa başlamadan şunu söylemek istiyorum. Bir Pankuş yayınlarını kurduk. Sonunda yayın evimizi kurduk. Ve Hüseyin Modina'nın kitabı çıktı. Siz de bu kitabı ilk ön sözünü yazdınız ve gerçekten de bizi onurlandırdınız ve çok da güzel bir etki yarattınız. Hem Hüseyin Modinalı'ya hem de size çok teşekkür ederiz. Bundan sonra devamı da gelecek. İnşallah sizin kitaplarınızı da yayınlayacağız. Ve ya, bu Veryansın TV'nin yaşaması için de çok çok önemli bu yayın evinin olması. O yüzden bütün okuyucularımızda da buradan bu kitapları temin etmelerini, yakında Nihat Genc'in de kitabı çıkacak. Mustafa Özbey'in Ağacın Kurdu kitabında aynı şekilde alabilirsiniz. Ben altta zaten yazacak şeyleri. Amirim, neler söylersiniz? Öyle sözünü evet, öncelikle yani Pankuş TV veya Veryansın çok kısa sürede hakikaten çok büyük başarılar elde etti. Yani havasız kalmış, kirlenmiş bir odada siz pırıl pırıl yepyeni bir cam açtınız. İçeriye oksijen giriyor. Ve oksijene muhtaç herkes koşuyor. O temiz havayı içine çekmek için. Veryansın ve Pankuş Türkiye'nin temiz oksijenidir. Havasıdır. Soluğudur. Tebrik ediyorum. Tabii basın yayın dünyasına girmiş olmanız çok önemli. Vodinalı'yı tebrik ediyorum. Enfes bir kitap yazdı. Zaten başından itibaren Covid ile ilgili Türkiye'nin gündeminde olmayan, kamuoyunun pek bilmediği konuları en iyi şekilde gündeme getiren kişiydi. Onu zaten bir tek bu konu değil, Türkiye'nin dışında olup bitenleri en kısaltılmış, en etkin bir şekilde Veryansın TV üzerinden Türk okuyucusuna sunan bir yazar. Yani onun sayesinde dış dünyayı öğreniyoruz. Ben o yazılarını bana gönderiyor, altına yaptığım yorum. Sayende bu kadar kısa bir yerde bu kadar çok bilgi öğrendim, teşekkür ederim diye. Yani müthiş bir beyin. Onun da kalemine, aklına sağlık, böyle devam etsin. İnşallah onun da diğer kitaplarını görürüz. Yani Veryansın hepimiz için hakikaten bir can simidi, bir temiz oksijen kaynağı. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın artarak devam ve yeni yazarlar. Her hafta görüyorum yeni yazarlar kadrolarınıza geliyor. Bugün de yine Noyan, değil mi? Onu gördüm. Yazısını aldık, koyduk. Evet. Evet. O da çok çok güzel bir yazı. Noyan Umruk generalimiz. Onun da kalemine sağlık. Çok etkilendim. O anlattığı 3 arkadaşı beni duygulandırdı. Tabii bugün çok ama çok önemli bir gün. 20 Temmuz. Yani Türkiye'nin belki de, ben bunu her konuşmamda, hemen hemen her yazımda da hatırlatmaya çalışıyorum. Sakarya Savaşı'ndan sonraki belki de Türklerin Anadolu'daki kaderine etkileyen en önemli gelişmelerden biridir. Çok önemli bir gelişme. Neden? Güneyden kuşatılmışlığımızın sonuna geldiğimiz nokta. Son derece. Artık bizi güneyden kuşatamaz emperyalizmde. Zaten batıdan kuşattılar. Burnumuzun dibinde, değil mi? Ege Denizi yüzde şu an 49'u açık deniz alanı. %49'u. Efendim 3000'e yakın ada var. Bu adaların 100-150 tanesinde hayat var. Bakıyorsun yani 3-4 Türk adasının dışında içimize kadar girmiş. Lozan ve Avrupa Birliği Devlet Kararı ve daha sonra Paris Anlaşması'yla yani Ege'deki coğrafya bir kere baştan söyleyeyim. Yanlış bir coğrafya. O dönemin koşullarına göre tabii hazırlanmış. Donanmasız bir Osmanlı ve neticede Cumhuriyet kurulurken de kervanesi dönmeyen, donanması olmayan bir Cumhuriyet ilk başta Mustafa Kemal sayesinde kurulduğunu her programda söylüyoruz. Ona borçluyuz. Bugünkü ölümsüz Cumhuriyet donanması ruhunu, bugün Akdeniz'deki bütün başarıyı, bugün Akdeniz'de Cumhuriyet donanmasının belirleyici rol oynamasının tek amili, tek nedeni Mustafa Kemal. Baştan onu söylüyorum. Bu ruh olduğu sürece de kimse Türkiye'nin denizdeki gücünü test bile edemez. Sorgulamayı boş verin, test edemezler. O yüzden Allah o çocuklara, Bahriyelilere 5 aydır Libya açıklarındaki gemilerimize ve Mavi Vatan'ın her köşesindeki Bahriyelilere güç versin. Onlara açık bir pruva, açık bir talih versin. Dileğiyle başlayalım. Evet, sonra şimdi amirim, ben hemen Kıbrıs'ta daha henüz sıcağı sıcağına söyleyeyim. Bir Avrupa gazetesi var. Daha öncesinde Afrika gazetesiydi. Ben bunun şimdi haberini yaptım Veryansın'da. Şu anda da zaten her tarafta okunuyor. Bu Avrupa gazetesi. Değil mi? Geldiler, kaldılar işte. Utanmaz bunlar. Evet. Evet. Şu anda Türkiye'yi işgalci olarak gösteriyorlar ve açık açık daha önceden de Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren bir karikatür yayınlamışlardı. Bunu affettiler, beraat ettiler bu davadan. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'de işgalci demişler Afrin'de. Ve o soruşturmayı yapan ya da işte o mücadeleyi veren polisler hakkında da soruşturma açtılar. Yani öyle şeyler oluyor ki Kıbrıs'ta. Artık yani zaten 3-5 kişi konuşuyoruz amirim. Siz olmasanız, Mustafa Özbey olmasa, 3-5 kişi olmasa, Sabahattin İsmail olmasa bunları konuşacak kimse olmayacak. Dolayısıyla buradan başlayalım. Yani böyle bir şeyi nasıl söyleyebiliyor bir gazete, Kıbrıs gazetesi? Hele ki böyle bir günde. Şimdi sevgili Erdem, bir kere şunu söyleyeyim. Jeopolitik boşlukları kabul etmez. Boşluklar 1000 kişi konuşsa da, bir kişi konuşsa da o kendi doğrultusunda kendi kanunlarını uygular. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bugün Türk askeri, Türk ordusu Kıbrıs'tan çekilirse o manşeti atabilirlerdi. Başta onu söyleyeyim. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı sev veya sevme, politik olarak takdir etme, hiç önemli değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanıdır. Seçilmiş bir başkan. Buna hakareti soruşturan adamı hapse atıyorsa ve bunun üstüne gitmiyorsa bunun bedelini jeopolitik olarak öder. Nedir bu jeopolitik ödeme? Yarın öbür gün Avrupa Birliği'nin bir sömürgesi haline gelirler. O şu an biliyorsun Kıbrıs'ta tezkere alan bütün Güney Kıbrıs erleri evine bir makineli tüfek ve 100-200 mermiyle gidiyor. Tamam mı? Bu mermileri ben hep her yerde söylüyorum. Ne için saklıyorlar? Bu makineli tüfeği niye veriyorlar? Aynen İsrail savaş halinde bir ulus olduğu için biliyorsun İsrail'de her evde silah vardır falan. Çünkü adamlar 48'den beri savaşıyor. Şimdi soruyorum Güney Kıbrıs'ta onlara bir tehdit Türklerden oldu mu olmadı. Ama onlar Türkleri sürekli yok etmek istediler. Ne diyor? Son makalemde okumuşsundur. Samson ne diyor hatıratında? Biz öldürmedik diyor onları diyor. Onlar diyor düşmandı diyor. Biz diyor düşmanı öldürdük. Yani insan öldürmedik diyor. Adam seni insan yerine koymuyor. Şimdi o Afrika gazetesi, Avrupa gazetesi bunlar zaten kayıtlı hainler biliniyor. Dolayısıyla bunları doğal kabul etmek lazım. Aynen mütareke dönemindeki İstanbul basını gibi diyebiliriz değil mi? Ama şimdi devletin bir organındaki kişinin çıkıp o dediğin soruşturmaları yapan bu çok ciddi bir soru. Bu çok ciddi bir şey. Çünkü nasıl bizde FETÖ illeti, kanseri hatırlayalım değil mi? Görevini yapan insanları sürdürüyordu. Hapse mahkum ediyordu. Bizler gibi insanları 3,5-4 yıl hapislerde süründürdüler. Bu demek ki aynı hastalık burada da var. Demek ki doğruyu söyleyeni Kıbrıs'ta 9 köyden kovuyorlar. Amirim, şimdi burada bir cümle ekleyeceğim. Çok özür dilerim. Olay yaşandığı için söylüyorum. Ve davada yargılanırken Avrupa gazetesinin sahibi davada yargılanırken polisler hakkında aynı polislere dönerek şunu söylüyor. Hepinizi en ücra yerlere göndereceğim ve hepinizi emekli edeceğim. Ve onların hepsi en ücra yerlere gidiyor. O polislerin hepsi. Sonra da emekli ediliyor ve hakkında soruşturmalar açılıyor. Bu olacak iş değil. Yani böyle bunu söylüyorsunuz işte. O zaman şöyle söyleyeyim. Silivri'de biz yargılanırken daha mahkeme devam ederken bak mahkeme devam ediyor. Savcı mütalasını sunmamış. Eşlerimiz oradaki kantinin televizyonunda görüyor. Tutuklama kararı çıktı diye. Yani hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs bu rezil dönemleri yaşadı. Yaşamaya devam ediyor. Yani buradan görünüyor ki Kuzey Kıbrıs'ta da gücün en zirvesinde olduğunu zannettiğin an çöktüğün andı. Şimdi o adam onu söylediği anda esasında çökmeye geçmiş. Şimdi buradan şuna geleceğim. Buyurun. Kuzey Kıbrıs'ta bu kadar bir dejenerasyon, bu kadar büyük bir ana vatana nefret uyandıracak bir durum oluştuysa burada tabii bütün kabahati şeye de yüklememek lazım karşı tarafa. Burada bizim de kabahatlerimiz var. Şimdi Türkiye'nin büyük kabahati Kıbrıs'ı Lozan'dan sonra jeopolitik perspektifte görebilen bir tek Mustafa Kemal çıktı. Bir tek. Eğer 55'te olaylar başlamasaydı, Türk köylerine baskınlar başlamasaydı zaten o dönemde Demokrat Parti'nin TMT'yi kurma ihtimali falan ben görmüyorum. Biliyorsun TMT o dönemde kuruldu. Yani onun hakkını teslim etmemiz lazım. Ama bu bir şeydi. Kendini koruma refleksiydi. Çünkü katlediyor adamlar. Şimdi burada sorun şu. Bizim ana vatan olarak Kıbrıs'ın Türkiye'nin jeopolitiğinden ayrılmaz artık bir parça olduğunu kabul etmemiz lazım. Şimdi nasıl Türkiye yıllar sonra Mavi Vatan'dan denizlere geri döndü? Kaç yıl sonra geri döndü? Kabaca söyleyeyim sana. 400 yıl sonra geri döndü. Yani Preveze döneminden sonra, Barbaroslar döneminden 400 yıl sonra biz sürekli artık Doğu Akdeniz'in batı tarafında varlık göstermeye, oradaki haklarımızı korumaya başladık. Ama 400 yılımızı aldı. Şimdi jeopolitikte zaten öyle 10 yıldan 5 yıldan bahsedilmez. Şimdi zaten sorunu gerek Kıbrıs'ta gerek Türkiye'de yaşayanlar genellikle bu konuları bilmediklerinden tarih bilgileri de az, strateji bilgileri de az, sentez yapamıyorlar. Sentez yapamayınca Türkiye'de sentez yapabilen çok az insan. Şimdi neden İngiltere'de, ABD'de jeopolitik teorisi kuranlar hep oradan çıkıyor? Çünkü onlar bu işi neredeyse 500 yıldır yapıyorlar. Çünkü emperyalizm onlara bunu öğretmiş. Bizim gibi ülkeleri kolonileştirip onların ürettiği fikirlerin peşinden gitmeyi öğretmiş. Ama biz bir Mustafa Kemal de çıkarmışız. Yani biz İttihat Terakki dönemindeki fikir adamlarını da çıkarmışız. Neticede Türkiye'nin bu geleneğini devam ettiren nesiller tabii ki var. Tabii ki onlara meydan okuyanlar var. Türkiye'nin tarihine bak zaten. Dur kardeşim ne diyen bir dolu insan var. Yok mu? Deniz Gezmişler var. Değil mi? Baktığın zaman tonla insan çıkmış. Uğur Mumcular var. Bunun bedelini tabii ki çok ağır ödemişler. Hablimitoğulları var. Ama neticede Türk insanı farklı bir insan. Şimdi şuna geleceğim. Türkiye nasıl ki Mavi Vatan'da yepyeni bir paradigma buldu kendine. Yepyeni bir jeopolitik markayla, bir sembolle tekrar Akdeniz'e geri döndü. Atatürk'ün verdiği emirden neredeyse 98 yıl sonra geri döndü. Atatürk ne dedi? Orduları ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi. Onun ikinci cephesi var. Şu an senin ana vatanın kadar kıymetli. Belki hidrokarbon kaynakları yönünden veya nadir metaller yönünden veya gaz hidratlar yönünden çok daha kıymetli. Senin mavi vatanından 150.000 km²'yi bu adamlar çalmak istiyor. Seni Antalya Körfezi'ne hapsetmek istiyor. İşin özü bu. Biz de ne diyoruz? Olmaz kardeşim diye. Mavi Vatan böyle çıktı ortaya. Şimdi bunu bu devlet gayet de başarılı bir şekilde bugüne kadar uyguladı. Libya ile yapılan anlaşma, Yağcı amiralimizin fikir babası olduğu anlaşma son derece önemliydi. Libya'da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin yanında durarak orada kalıcı bir varlık oluşturma gayretleri jeopolitik açıdan son derece doğru. Bakın bir daha söylüyorum, 10 yıl 15 yıl için konuşmuyoruz. Gelecek 100 yıl için konuşuyoruz. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla aynı fikir yapısının, akıl yapısının Kıbrıs'a uygulanması. Şimdi bakıyoruz mesela ben hep konuşmalarımda sen çok iyi biliyorsun. 3 bacağı vardır Doğu Akdeniz'in diyorum. Mavi Vatan, Kıbrıs ve denize çıkışı olan kukla bir Kürt devletinin önlenmesi. Üçünü ayıramayız. Bakıyorsun orada işte Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, bugün hatta değil mi Pençe Harekatı, Mavi Vatan'da Akdeniz Kalkanı, Libya'daki harekat ama Kıbrıs'ta bir boşluk var. Kıbrıs'ta boşluk var. O yüzden hep konuşmalarımda, yazılarımda ben hep ne diyorum? Bu iki cephede sağlamız ama üçüncü cephe Kıbrıs'ı dikkat etmek lazım. Mesela gerek Cumhurbaşkanı Yardımcısının, gerek Dışişleri Bakanı'nın, gerek bazen görüyoruz üst seviye konuşmalarda, deklarasyonlarda sürekli vurgulanan ne? Biz eşit egemenlik, toplumsal eşitlik prensibinde, siyasi eşitlik prensibinde her türlü çözüme açığız. Yani buradan şunu anlıyoruz. Türkiye önce biz federasyona yeşil demeyeyim ama sarı ışık yapıyoruz. O olmazsa hadi konfederasyona da gidebiliriz. Şimdi benim gibi düşünenler veya Özbey Amiral, Sabahattin İsmail gibi düşünenler veya Tugay Uluçevik gibi çok kıymetli büyükelçiler, emekli büyükelçiler, Ali Turgan gibi bir ekolde diyor ki hayır kardeşim diyor. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Ne olarak kurduk onu? Eşit egemenlik üzerinden değil, egemen eşitlik üzerinden. Ben egemenim. Egemenim. Nasıl İngilizler egemen üstleri var? Ne diyor adam? Sovereign base diyor. Egemen. Ben de diyorum ki işte egemenliği ben egemen bir eşitlik. Egemen. Yani kararımı kendim veririm. Şu an self determinasyon açısından söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk halkının self determinasyon açısından bağımsız bir devleti her yönüyle zaten ilan etme hakkı yok mu? Her şey var adamın ya. 1570'ten beri orada gitmiş, orayı Venediklilerden almış. Dağlara sürülmüş, Rumları kurtarmış. Esasında bir yazarın bir ismini hatırlayamadım. Çok hoşuma gitti. Nejat Tarakçı, doçent, emekli Bahriye subayıdır. Çok güzel bir şey yazmış. Diyor ki Rumların kurtuluşunun 400 küsürüncü yılı, 430. yılı 1570'ler. Efendim Türklerin kurtuluşunun 46. yılı. Ne kadar güzel. Rumları biz kurtardık. Erdem. Dağlarda yaşıyordu adamlar. Çünkü Venedikler için onlar ikinci sınıf bile değildi. 60'lardı. Sonra bunları kurtardılar. Kaç yüzyıl barış içinde yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesi, çökmesi oradaki insanların suçu değil ki, imparatorluğun yaptığı üst üste tonla hata. Şimdi onun bedelini niye bu nesiller ödesin veya ödedi? Şimdi hatırlayalım 64 Erenköy katliamlarını, Geçitkale 67, daha sonra 74'teki sandallar, atlılar değil mi? Bir dolu katliamlar. Dolayısıyla artık Türkiye'nin bence Birleşmiş Milletler ağzıyla, hele Avrupa Birliği ağzıyla konuşmasına ihtiyacı yok. Yeni bir paradigma var. Yeni paradigma Türkiye'nin Mavi Vatan. Mavi Vatan paradigmasında Türkiye tabii ki uluslararası hukuka göre hareket edecek. Asla ben burada ne Ottomanizm ne onların söylediği gibi Amerikalılar Mavi Vatan aleyhinde yazıp tutuyorlar Yunanlarla birlikte. Yok işte emperyalist bir doktrin, yok yeni Osmanlıcı doktrin, yok irredentist, efendim revizyonist. Alakası yok. Alakası yok. Yani bir ülkenin kendi Mavi Vatan'ın sınırlarını korumasını bunlarla tarif edemeyiz. Bir, Kıbrıs'taki soydaşlarının geleceğini, efendim Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarını korumasını bu şekilde ifade edemeyiz. Türkiye Kıbrıs'a kendi iradesiyle gitti ama oradaki büyük bir katliamı ne diyor adam? Bizim diyor hedefimiz enosisti diyor ve neticede etnik temizlikti. Yani adada bir tane bile Türk bırak. Bu zihniyet değişmedi ki. Bu zihniyet devam ediyor. O yüzden Türkiye'nin bu zihniyeti göz önünde alarak yeni bir fikir yoluna, akıl yoluna girmesi lazım. Bunu yapmıyoruz. Hala biz efendim dış işlerinde kemikleşmiş, bak bir daha söylüyorum, kemikleşmiş artık bir çözümcü bir paradigma var. Federal çözüm olursa bu iş biter. Son 46 yıldır da uğraştığımız bu konu hallolur. Böyle bir şey yok. Nasıl ki Avrupa Birliği hiçbir sorumluluğu olmadığı halde, hiçbir yetkisi olmadığı halde bizim verdiğimiz yönergeyle, bizim verdiğimiz onayla ki Helsinki zirvesinden sonra adam ortaya garantör gibi girdi. Kimse bir şey demedi. Güney Kıbrıs'ın AB'ye alınması için Yunanistan, NATO'nun genişlemesinden tut Avrupa Birliği'nin genişlemesine kadar, Almanya'nın birleşmesine kadar her şeye adam veto tehdidini kullandı. Türkiye hiçbir şeyini kullanmadı. Ayıptır ya. Yani buradan artık insaf diyorum. Artık hele kalkıp mesela geçen gün Dışişleri Bakanı ne dedi? Avrupa Birliği'ni de dedi biz bu konuda çözüm sürecinde, müzakerelerde gerekirse tekrardan bir hakem gibi görmek isteriz mealinde bir cümle sarf etti. Avrupa Birliği'nin bu topraklara, bu konulara girmeye ne hakkı var, ne yüzü var. Ne yüzü var. Yani Türkiye, bir daha söylüyorum, büyük bir devlet. Büyük bir devlet, denizde ne yapıyorsak şu an, denizde büyük devlet gibi hareket ediyor. Dilerim böyle devam ederler. Ama Kıbrıs'ta denizdeki bu büyüklüğün, bu büyük devlet stratejisinin bana göre tam aksi bir stratejiyle gidiyoruz. Efendim eşit egemenlik, efendim işte siyasi çözüm, Olmaz. Bu yanlış. Bir kere buradan dünkü yazımda da eleştirdim. Yani hükümetin doğru yaptığı işleri savunuyoruz. Doğu Akdeniz'de doğru yapıyoruz. Güneydoğu sektörde, Suriye'de ama Kıbrıs'taki bu yanlışları söylemek bir vatandaş olarak görevimiz. Bir kere bir daha söylüyorum. Biz hele Kramontana'da Temmuz 2017'de o sözler, o gazeteci kadının yazdıkları doğru diye kabul ediyorum. Çünkü aynı şeyleri Akıncı da söylemiş, tekrar etmiş adam. Tabii orada. Eğer, sıfır asker yok işte biz 650'ye Yunanlar 950 ondan sonra da yeni bir pakt, yeni bir dostluk paktı gibi bir şey kurarsak da sıfıra da çekeriz. Ya bu nasıl söylenir? Peki 1 milyonu aşkın Rum'un evindeki piyade tüfeklerini toplayacak mısınız? PESCO kararlarını geri aldırtacak mısınız? Troodos dağlarındaki İsrail ve Güney Kıbrıs Rum komandolarının eğitimlerini geriye sayabilecek misiniz? Veya daha geçtiğimiz haftalarda bu yeşil hat üzerinde kapılar var biliyorsun. Rum tarafı oralara biliyorsun tahkimat yap. Beton sığınaklar, daha doğrusu beton kurşun geçirmez orada altyapı hazırladılar. Neye hazırlık yapıyor? Ben onu merak ediyorum. Yani karşımızda son neredeyse 2014'ten bu yana son 6 yıldır hemen hemen her 2 ayda bir Türkiye aleyhinde tatbikat yapan bir Güney Kıbrıs var. Türkiye aleyhinde 7 ayrı bloğu organize etmiş bir Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi var. Amerika'nın silah ambargosunu kaldırtan 59-60 anlaşmalarında veya Zürih zirvesi, Londra anlaşmasındaki maddelerin hilafına deniz kuvvetleri kuran ve şu an Washington DC'de deniz ateşesi var adamın ya. Ve bağış gemi kabul ediyorlar. Biliyorsun en son Umman bağış yaptı bunlara. Gemi alıyorlar. Şimdi hayal dünyasında yaşamıyor. Bir daha söylüyorum. Jeopolitik kayıpların hesabını hiç kimse veremez. Hiç kimse veremez. Bugün Türkiye içinde egemen gücünüzü kullanarak önemli kararlar verilebiliyor. Bana göre zamanlaması son derece yanlış. Ayasofya kararı verilebiliyorsa aynı cesareti, aynı gücü bizim Kıbrıs'ta da göstermemiz lazım. Çünkü esas olay orası. Orada esas er meydanı orası. Jeopolitik orada dönüyor. Eğer ben bugün Mavi Vatan'da efendim ben Antalya Körfezi'ne kendimi sıkıştırmam, enerji haklarından asla ve asla vazgeçmem diyor ise bizim Magosa'da, Girne'de, Beşparmak dağlarındaki varlığımızı, askeri varlığımızı sürdürmemiz gerekir. Bak mesela üs kurulması değil mi? Kaç yıl evvel yazdık üs kurulmalıdır diye. Ne güzel üs kararı verildi. Hala ama bir anlaşma yok. Geçitkale'deki İHA üsleri bile bana anladığım kadarıyla ite alın. Yani niye? Kuzey Kıbrıs'taki bu Afrika, Avrupa gibi gazetelerin korkusundan. Bugün Başbakan Tatar'ın hanımının televizyon kanalında biliyorsun işte yani kaç kere konuştuk burada. Hala Türkiye aleyhinde söylemler var. Yani bir de şu da olmaz. Efendim hem ben Türkiye'yi destekleyeceğim. Her şekliyle Türkiye'nin efendim federasyon çözümüne aykırı olan bizim gibi düşünenlerin fikirlerini savunacağım. Hem de diğer yandan Afrika gazetesine, Avrupa gazetesine oradaki Türkiye karşıtı, Türk düşmanı. Türkiye karşıtı bile değil. Yeminli Türk düşmanı. Adam ne diyor ya, utanmaz. İşgal ettiler, geldiler, işgal ettiler, kaldılar diyor. Sen bu adamlara neredeyse her ay milyonlarca avro ne yapacaksın? Subvansiyon yapacaksın, yardım yapacaksın. Geçin. Sonra mafyayla kol kola orada önemli yatırımların olması gerektiği bir ortamda sadece kumarhane ekonomisiyle efendim orayı döndürmeye çalışıyor. Olmaz. Bir kere Türkiye orada Mavi Vatan'da gösterdiği kararlılığın aynısını göstermek zorunda. Bugün bunu söylüyorum. 46 yıl değil. 100 yıl geçse de bu fikirleri savunmamız, devam ettirmemiz gerekir. Çünkü uğrunda bedel ödenmiştir. Ya benim ana vatanımdan orada 500'e yakın evladım şehit düşmüş. Hepsi çiçeği burnunda 19-20 yaşında erler. Kocatepe'de 54 Bahriyelimiz şehit düşmüş. Pilotlarımız şehit düşmüş. Bunların bize sağladığı bu mirası, miras yedi gibi hiçbir dönem, hiçbir iktidar yemez. Çünkü Kıbrıs'taki varlığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin malıdır. Devletinin yarattığı bir eylemdir. ve onun ürünüdür. Bu gelecek nesillere devredilmesi gerekir. Benzer örnekleri de var dünyada, görüyoruz işte bak. Tayvan'dan ne Tayvan vazgeçiyor değil mi? Ne de Çin vazgeçiyor. Yani kaç yıldır devam ediyor? 1940'ların 45'lerden beri devam ediyor. Yani neredeyse onlar da 87 devirecekler yani. Bunun gibi tonla örnek var. O bakımdan son sözümü söyleyeyim. Federal çözüm diye bir şey olmamalı artık. Evet, çözüm süreci mutlaka olmalı. O da şöyle olmalı. Kardeşim 59-60 sistemini artık biz istemiyoruz. Kuzey Kıbrıs 83'te kararını vermiştir. Bu karar egemen bir devletin ilan kararıdır. Evet, bugüne kadar bir tek Türkiye tanımıştır. Bir tek Türkiye tanısın. Sonsuza kadar Türkiye tanısın. Yeter de artar bile. Bugün tek ülke tarafından tanınan tonla örnek var. Abazya var, Kosova var. Değil mi? Moldova'da Transdniester bölgesi gelecekte, onu da duyacağız. Karabağ var işte, Ermenistan'da yıllardır sürüyor 91'den beri. Yani biz mi dünya kamuoyunun iyi çocuğu olacağız? Adam beni Mavi Vatan'da boğmak için yemin etmiş. Neredeyse Libya'da vekilleri üzerime salmak için, Mısır dahil, üzerime salmak için her türlü kışkırtmayı yapıyor. Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak için her gün yeni bir kışkırtma yapıyor. Bunları göreceğiz. Yunanistan'da Türkiye'nin aleyhinde üst düzey bürokratların bir deklarasyon yapmadığı gün yok. Adamlar hemen hemen ABD'deki Rum lobisini, Avrupa Birliği'ndeki Rum parlamenterleri veya Rum lobisini yine Avrupa'daki aleyhimizde her gün kışkırttığı bir anda, efendim biz adil, eşit, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüme hazırız. Her türlü opsiyon masadadır. Bir de bu var. Her türlü. Kim uyduruyor bunları? Her türlü. Yani diyor ki biz diyor şeye hazırız. Bizi istediğin gibi. Ya kardeşim 2004'te adam sana tokat gibi cevap vermiş. Türk halkını, Türk tarihini bana göre kapkaranlık bir sayfayla geçmiş nesillerin gözü önünde küçültmüşsünüz siz. Geç ve annem deyip %65'iyle neredeyse gidip o karanlık plana evet demişsiniz. Hala mı ders alınmıyor? Yani? Benim üzüldüğüm. Tamam. O bakımdan evet, güç neticede tabii ki bir egemen devletin gücü idare eden kadrolardadır. Geminin şu an Türkiye'yi gemiye benzetirsek köprü üstünde şu an yetkililerimiz var. Aldıkları oyu veya kurdukları koalisyonları temsil eden hükümetler, yetkililer var. Ama gemi rota değiştirip dar sularda karaya oturursa, karaya oturduktan sonra parçalanırsa onun sorumluluğu sadece o gemide onu kullananların olmaz. Hepimiz sorumlu oluruz. O yüzden bizim en büyük görevimiz vatandaşlar olarak gerektiğinde köprü üstünü ikaz etmek. Ben de bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Bu önemli yıl dönümünde bu konuşmalara, federal çözüme götürecek konuşmaların tehlikesine dikkat çekmek istiyorum. Bunu buradan bir kez daha vurguladığım için de sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim amirim. Anladığım kadarıyla Ankara artık yeni bir çıkarma daha yapmalı Kıbrıs'a. Yani siz onu söylüyorsunuz. Yeni bir cephe açılmalı. Mavi Vatan cephesi açıldı. Aynı şekilde zaten... Aynen. Mavi Vatan cephesinin bir benzeri artık Kıbrıs'ta açılmalı. Bu Avrupa Birliği'ne, Güney Kıbrıs Haydut Devleti'ne taviz verecek. Onlara ya biz neyin şeyini yapıyoruz? Bu adamlar 46 yıldır zaten Rumlar tarafından cezalandırılıyor. Ve haklı olan taraf biziz. Haklıysan o zaman hakkımız olanı savunmamız lazım. Bak bugün çıkarma 128 gemisi oraya Deniz Kuvvetleri tarafından hediye edildi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı onu çok güzel bir müze gemi şekline sokup içinde manken erlerle gönderdi. Orada şimdi Girne'de Platini, Yavuz plajının olduğu yerin doğu sahiline yakın bir yere çok güzel bir müze yapılıyor. Onun projesi de hazırlandı. Kıbrıs'taki dostlarımızla takip ediyorum, öğrendim. Şimdi şahane bir sembol. Yani bugün 46. yılda Rumları yataklarından fırlatacak bir sembol. Neden? Çünkü 46 yıl önce şu saatlerde o gemiler, onun kardeşleri, o geminin 38 tane değişik boyut ve tonajdaki kardeşi Türkiye'de, Anadolu'da oluşan gücü, ne yaptı o gücü? Aldı, zafere taşıdı. Değil mi? Bugün Noyan Umruk yazısında ne diyor? rahmetli Rauf Denktaş hava indirmeleri görmüş. Havadan geliyorlar diyor, ağlayarak söylüyor. Ben söyleyeyim. Evet, hava indirme önemli. Uçar birlik harekatı mesela dünyanın o dönemde en fazla sayıda helikopterle deniz üzeri uçarak yenilen helikopter harekatı yine Kıbrıs Barış Harekatı. Buradan uçar birlik harekatına, hava indirmeye katılan bütün gazilerimize, bütün şehitlerimize selam olsun. Ancak şu gerçeği kimse unutmasın. O 38 tane çıkarma gemisi olmasaydı, o zırhlı birliklerimiz, tanklarımız, zepetelerimiz çıkmasaydı sadece uçar birlik ve hava indirmeyle biz bu zaferi elde edemezdik. Çok muazzam can kaybı olurdu. Çünkü karşı tarafta tank vardı. Zırhlı birlikler var. O bakımdan o çıkarma 128'in bugün inşallah bilmiyorum müze olacaktı yani takip edemedim televizyondan. Ama oraya gittiğini, o Girne'de hazırlandığını çok iyi biliyorum. Oradaki yerine geçtikten sonra Güney Kıbrıs Rumlarına en büyük mesaj olacağını düşünüyorum müze gemi olarak. Biliyorsun Güney Kıbrıs 64'te Johnson mektubu gelince bizimkiler çıkamadı. Zaten çıkamazlardı. Niye onu da söyleyeyim Erdem. Çıkarma gemisi yoktu 64'te. Şileplerle, transport gemileriyle, ulaştırma gemileriyle çıkarma yapılmaz. Çıkarma bir anda ufkun ötesinden çıkarsın. Hiç beklemediğim bir plaja. Mesela bu Yavuz plajı hiçbirinin beklemediği plajdı. Son dakikada değişti. Bunu çoğu kişi bilmez. Herkes zannediyor ki Yavuz plajı çok önceden. Hayır efendim. Yavuz plajı bu sabahı 46 yıl önce bu sabah 5-6 gibi değiştirildi. Çünkü planlanan plajın tahkimat olduğu ve mayınlandığı öğrenildi. Denizde karar verildi. Bak bu kadar net söylüyorum. Neşet ve elde edilen anlatmıştı. Neşet İkiz komutanımız anlatmıştı o. O nedenle bu çok önemli ve çok ciddi bir karardı. Şimdi dolayısıyla onlar işte 64'te bizimkilere gelmeyince bak 64'ten 75'e kaç yıl? 11 yıl. Peki Rum radyolarında en çok çalan parçayı biliyor musun? Biliyorum. Bekledim de gelmedin. Tamam. Şimdi bak bu kadar Türk halkı aşağılanmış orada. 11 yıl köle gibi beklemişler. Neden? Büyükelçi çağırıyor Rauf Denktaş'ı sabahın köründe. Hadi diyor gözün aydın diyor. Gözün aydın. Geliyor diyor. Türk donanması, Türk ordusu diyor. Adam başlıyor ağlamaya rahmetli. Daha sonra arkadaşlarına söylediğini, ilk yaptıklarını toprağa öpüyorlar Erdem. Toprağa öpüyorlar. O bakımdan Allah bir daha o kötü günleri göstermesin. O Afrika, Avrupa gazetelerine de yine Elçi Bey'in sözüyle cevabımızı verelim. Sen Türklüğünü unutabilirsin. Ama düşman senin Türk olduğunu asla unutmaz. İnşallah ders alır o hıyanet içindeki kişiler. Tüylerimi diken diken ederek bitirdiniz amirim. Çok teşekkür ederim. Yaşasın diyoruz KKTC. Yaşasın sonsuza kadar. Hatta ismi de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bence değiştirmeli. İnşallah. Kuzey falan değil. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çünkü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti esasında çok büyük bir misyonu da yapacak. 300-400 milyonluk Türk dünyasının tek ada devleti olarak, Türk ada devleti olarak Mavi Vatan'daki en büyük bana göre markası olacak. Bir değeri olacak. Ada devleti olarak. İnşallah olur. İnşallah. Amirim harika bir programdı. Muhteşem bir programdı. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bu uyarılar dikkate alınacaktır diye umut ediyorum. İnşallah. Yani yüzlük kuyruğuna geldik. Her şey hakkımız. Yani adamlar zaten her türlü masadan kalkmışlar. Biz hala masa diye diretiyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Umarım bu uyarılar yani o köprüden işte uyarılarınız dikkate alınacaktır diye umut ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Sağ olun. İyi yazlar, iyi tatiller. Çok sağ olun. Veryansın'da, Pankuş'ta bir kez daha programın sonuna geldik. Kıbrıs'ı konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Amiralimiz gerçekten her şeyi anlattı. Buradan herkese bir kez daha selam olsun. Bütün Kıbrıs'a, bütün şehitlerimize ve Rauf Denktaş'a yani Toros'a selam olsun. Fazıl Küçükler'e selam olsun. Oradaki bütün mücahitlere, TMT'dekilere herkese selam olsun. Yani bu Kıbrıs'ı kulak arkası etmeyelim diyelim. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.